olarak. Aslında felç olur orası. Ama tek bir kas grubu felç olur. Bir hareketi yaptırar. Onun dışında omurganın yapısı oldukça komplekstir. Ama bir karmaşa yoktur aslında burada. Çok düzenli çalışan bir sistem. Yine tanımaya devam ediyoruz. Arkada iki taraflı faset eklemleri var bakın. Şurada ve bu tarafta. Şöyle. Bu eklemler çok önemli. Çünkü bu eklemlerin üzerinde çok fazla duyu siniri var. Bu eklemleri biz zorlarsak eğer, hastalar buradan ciddi ağrı duyuyorlar. Yani şu, belimin tam şurasında değil, parmağımızla gösterdim. İşte tam şurası ağrıyor dediğimiz anlar genellikle buranın ağrısı oluyor. Ve biz buraya dokunduğumuz zaman bir irkilme ve ağrı hissediyor hastamız. Anatomik olarak belimiz aşağı yukarı böyle. Peki tam olarak bel fıtığına baktığımızda hani bel fıtığı nedir? En çok hastalanan şikayetleri nelerdir? Neyle gelirler karşınıza? İşte onun dışında yaş sınırı var mıdır? İşte şu yaştan itibaren bel fıtığı riski daha da artar diyebileceğimiz yaş sınırı var mıdır mevcut mu? Yoksa belirli şeyler midir? Hani böyle işte ağır kaldırmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın diyerekten mi şikayetlerle gelirler? Şöyle anlatayım. Bu omurga gövdelerinin arasındaki bu kıkırdakçık ortada bir nükleus dediğimiz bir merkez çekirdek. Etrafında da ince kıkırdak, çapraz örülmüş ince kıkırdak halkalardan oluşan bir, şöyle düşünebilirsiniz, bir yapıdır. Şöyle düşünebilirsiniz, bir kuru soğan dilimi düşünün. Evet. Halka halkadır. Ha. Ortasında da bir merkez kısım vardır. Ona benzer aslında. Ortadaki merkez kısım jöle kıvamındadır. Ve daha çok esneme hareketini absorbe eden kısımlardan önemli yapı orasıdır. Bu kıkırdağın birkaç çeşit hastalığı var aslında. Şimdi öncelikle bu kıkırdak bozulmaya başladığı zaman, dejenere olmaya başladığı zaman, bu yaşa bağlı olabileceği gibi bir zorlamaya, bir travmaya bağlı da olabilir. Önce MR görüntüsünde kararır. Bu şu demek, black disk denen uluslararası bir tabir bu, tıbbi bir tabir. Kıkırdağın kararması, kıkırdağın su içeriğini kaybetmesi. Dolayısıyla jel yapısını, esnek yapısını kaybetmesi ve daha kırılgan, daha yırtılabilir, esnemez bir hale gelmesiyle neticelenir. Bu aralıkta kemik yüzeyine yakın, her iki kemik yüzeyine yakın, ince sinir lifleri çok fazla olduğu için bu çok şiddetli bel ağrısına ve kronik ağrılara sebep olabilecek bir durumdur. Ama buna aslında bel fıtığı demiyoruz. Buna lomber disk hastalığı diyoruz. Beldeki bu kıkırdağın, disk olarak adlandırdığımız bu kıkırdağın bozulması, bozuşması diyoruz. Peki genelde şeydir, bozulmasından sebeplerinden birkaç tanesinin içerisinde hani devamlı şey vardı böyle, gerinirken sırtımızı çatlatmaya çalışırız, o böyle kıkırdakları daha da böyle bir rahatsız etmeye çalışır. Onların da bunda kayıplarında sebepleri oluyor, öyle değil mi? Hani sırt çatlatmalarında o aradaki yastıkçıkları sıkıştırmakla ilgili. Yoksa o başka bir şey, içinde hani su topları falan olur diyoruz. Böyle ellerimizi çatlattığımız zaman da olur genelde. Kireçlenmeye kadar yolu vardır. Biraz evet. O önerilen bir şey değil tabii. Çünkü aslında yapılan şey arkadaki... Bu eklem dediğiniz, içinde hava olur da çatlatınca yapar dediğiniz eklemler aslında şuradaki faset eklemler. Bunlar bütün kafa tabanımıza kadar, kafatasının tabanına kadar var bu eklemler. Çatlatmalar, işte zorlamalar, çıtırdatmalar, kütürdetmeler aslında hepsi bu eklemleri son derece zorlayıcı hareketler. Çünkü bu eklemler aslında kapsül içinde. Yani bunlar böyle boş durmuyorlar. Bu eklemler
son derece güzel örülmüş, çapraz, birbirine dik çapraz örgülerle kapatılmış kesecikler, kapsülcükler içinde. Dolayısıyla bunu çatırdatmak istediğiniz zaman... Engelleme hareketinde falan. Evet.